Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. İsrail basını iki türkü konuşuyor. İsrail basınındaki habere göre dün gece İsrail topraklarına sızan iki Türk casusun Xiaomi yakınlarındaki tarım tarlasında yakalandığı belirtiliyor. İş yerinden birisi askerlere iş bulmak için İsrail'e girdim açıklamasını yaptı. Burada İsrail iki kişiden bile oldukça endişelenmiş. Yaptıklarını görmektesiniz. İsrail topraklarına izinsiz girişi tespit edildikten hemen sonra Batı Celle'deki Hanita ve Xiaomi sakinlerine evlerinde kalmaları talimatı verildi. Aynı zamanda bölgede İsrail ordusu taramalara paralel olarak bazı yolları kapattı. Batı sektörü boyunca hafif bazı şeyleri de kullandı cümlesi kullanılmış. İki kişiye bunları yapmışlar. Burada bir ordu sözcüsü dün gece ordunun hemen olay yerine geldiği ve arama yaptığını belirtirken güvenlik nedeniyle prosedürlerin bir parçası olarak çitin yakınlarındaki birkaç evde yaşayanlara evlerinde kalma talimatı verildi. İsrail ordusu olayı araştıracağını belirtiyor. İsrail Güvenlik Politikası Merkezi bunun siyasi bir caydırıcılık eksikliği olduğunu iddia ediyor. İsrail devleti ders almazsa bu damla sele dönüşecek. Bu ciddi bir vaka, her önüne gelen ülkemize giremez şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Diğer haberlerimize bakalım. Irak'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin katıldı. Daha sonrasında kendisinin Suudi Arabistan'a giderek Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halil bin Selman Abdülaziz ile görüştüğü belirtiliyor. Burada görüşmede İngiltere Dışişleri Bakanı Yemen konusu üzerinde durdu. Irak'tan bir diğer haberimiz, Irak elektrik kıtlığını gidermek için nükleer santral planlıyor. Irak petrol zengin ekonomisinde felç edici bir güç sıkıntısıyla başa çıkmak için 8 adet nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor. Bizzat Katar devlet medyası El Cezire'de bu tarz bir haber yayınlanmış. Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi liderliğinde dün Bakanlar Kurulu toplandı. Burada peşmergeye yönelik son olayların konuşulduğu belirtiliyor. ABD 2020'de pandemiye rağmen nükleer silah geliştirmeye devam ediyor. Dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla para harcandığı yazılmış. Rapora göre nükleer cephaneliğine giden 37.4 milyar dolar diğer 8 nükleer gücün toplamından daha fazla. Diğer ülkeleri görmekteyiz. Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Kuzey Kore. İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bazı adayların propaganda çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Burada İran'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi hemen hemen tüm adaylar Türk seçmene göz kırpmakta. Eski devrim muhafızları ordusu komutanı olan Cumhurbaşkanı adayı Muhsin Rıza'nın canlı yayında sarf ettiği "Yaşasın Azerbaycan" ifadesi sosyal medyada espri konusu oldu. Neden espri konusu oldu derseniz tabii ki de kimse bunu inandırıcı bulmuyor. Güney Azerbaycan Türklerinin seçimde oy kullanmaması bekleniyor. Diğer haberimiz, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Mişri, ülkenin doğusundaki Halife Hafter'in çifte vatandaşlığı sebebiyle devlet başkanının aday olamayacağı için anayasa referandumunu engellediğini söylüyor. Mişri, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında 24 Aralık'ta yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimleri için anayasa referandumu ve devlet kurumlarının birleştirilmesi konularına ilişkin çok sayıda açıklama yaptı. Önemli bir gelişmeden bahsedelim. Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nin resmi ordunun Sirte, Cufra, Öfke Volkanı yanardağı operasyon odasına yolladığı talimatı görmektesiniz. Dün yollandı. Misrata Sirte yolunun açılması konusunda orduya talimat verildi. Fakat bu nasıl olacak bilmiyoruz. Sirte Hafter kontrolündeyken resmi ordu Misrata'da bulunuyor.
Libya Başkanlık Konseyi'nin basın hesabından yapılan duyuruda Türk müteahhitlik şirketi Cengiz İnşaat, Libya Devleti'nin 2008 ve 2009 yıllarında imzaladığı sözleşmelere ilişkin 50 milyon euroluk para cezasını iptal etme yönündeki yasal girişimi engellemektedir şeklinde bizzat Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin basın dairesinden bu tarz bir haber yayınlandı. Açık açık isim de vermişler. Libya müftüsünden de açıklama geldi. Müftü, Birleşmiş Milletler sahtekar, yalancı ve gerçekleri gizleyen biri dışında başka bir elçi seçemez açıklamasını yaptı. Yunanistan basınındaki haberi görmektesiniz. ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden birkaç gün önce ABD'nin Ankara'dan S-400 konusunda yazılı taahhüt talep ettiği ve yaptırımların kaldırılması için pencere açtığı yazılmış. ABD yaptırımların kaldırılması için pencere açarak S-400 füzelerini devre dışı bırakmak için yazılı bir taahhüt talep ettiğinden Ankara için kuşatma sıkılaşıyor. Ancak Amerikalıların koyduğu şartlar oldukça katı. Washington başlangıçta Türkiye'nin henüz S-400'ü etkinleştirmediğine dair yazılı bir belge istiyor. Ayrıca gelecekte S-400'ü asla harekete geçirmeyecek yazılı bir belge de istiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada füzelerin ABD yetkilileri tarafından rutin olarak izleneceği söylenirken bu metin Türkiye tarafından hazırlanacak, daha sonra ABD yaptırımları kaldırmak için Kongre'ye gidecek cümlesi kullanılmış. Sonuç olarak Türkiye olumsuz yanıt verdi ve S-400 için teknik değil siyasi bir çözüm vurguladığını söyledi şeklinde de not düşürmüş. Suudi Arabistan'la Yunanistan arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor. Burada turizm başta olmak üzere birçok alanda işbirliği mutabakat metninin imzalandığını görmekteyiz. Türk halkının dünyada halkın dış politika bilgisiyle ilk sırada yer aldığı açıklandı. Sosyal medyada dış politika bilgisinin sunumu ve farkındalığı bunda etkili oldu cümlesi kullanılmış. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı'nın çalışma süreci de zorlaşmış olur mu şeklinde değerlendirme yapılmış. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. Bilindiği gibi son olarak şunu da söyleyelim. Bugün Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ülkemize 3 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor. Eğer bir basın açıklaması veya bir röportaj olursa onu da sizlere aktarırız. Büyük ihtimalle kendisi Cumhurbaşkanı ile görüşecektir ve burada bir karşılama töreni olacaktır. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dünyada biliyorsunuz Türk dili grubuna girgen Türkçe, yani Türkçe konuşan insanlar bu 350 milyondan fazla o kurulduktan sonra bugüne kadar çok büyük işler yapıldı. Ama bu Türk Konseyi halkında sadece kültürel, siyasi bizim ilişkilerde genişletmeden iyileşme